Sektörün Enleri programında bu haftaki konuğumuz Kastamonu'nun kendirini Hanönü ilçemizden Amerika'ya kadar götüren değerli işletmeci Emir Bey ile birlikteyiz. Şimdi kendisini fabrikasında ziyaret ettik ve öncelikle kendisini tanıyacağız. Geçtiğimiz aylar içerisinde Kasiyat'ta yapılan bir toplantıda Kastamonu sanayici ve iş adamlarını kendirikle ilgili bilgiler aktaran Emir Bey'in fabrikasında biz kendirin Hanönü ilçemizden üretiminden Amerika'ya olan yolculuğunu izleyeceğiz. Bununla ilgili yaptığı yatırımlarla ilgili projelerini kendisinden öğrenmek istiyoruz. Öncelikle bu röportaj imkanı verdiğiniz için kendinize çok teşekkür ediyoruz. Ve Kastamonu'ya yaptığınız yatırım için tüm Kastamonlar adına teşekkür ediyoruz. Şirin ilçe aslında madeniyle bilinen ama madeni de önüne geçen kendiriyle bir anda Hanönü ilçemiz Amerika'ya kadar bir yolculuklar başladı. Ama bunu başlatan, bu güzel yatırımı Hande yapan Emir Bey, biz öncelikle kısa bir tanımak isteriz. Emir Bey kimdir? Bu yatırım fikri Hanönü'ne nasıl gelmişti? O yolculuğa başlamadan önce sizi kısaca tanımak isteriz. Çok teşekkürler. Sağ olun Abdülkadir Bey. İsmim Emir Polat. 74 doğumluyum. Ben iktisat mezunuyum. Amerika'da üniversiteyi bitirdim ve yaklaşık 10 sene öncesine kadar da daha çok yurt dışında yaşadım. Farklı işlerde tecrübem oldu. Turizm sektöründe çalıştım, restoran sektöründe çalıştım. 10 seneyi aşkın bir zamandır da Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra da aile firmamızda çalışıyorum. 2016 senesinde benim kendir konusuyla ilgilenmemin bir yerde öncüsü ve hani bu konuda beni uyandıran kişi diyebileceğim bir Amerikalı bir beyefendiyle ben tanıştım. Robert isminde. Bu beyefendi 66 yaşında ve 80'li yıllardan itibaren bu kendir kenevir konusunda uzmanlaşmış, botanik konusunda ve bu işin tarihi konusunda kitaplar yazmış birisi. Türkiye'de kendir kilimlerin olduğunu, özellikle 1980 öncesi bu kilimlerin Türkiye'nin çeşitli yörelerinde, Kastamonu dahil tabii, kendir kilimlerin dokunduğunu ve o gün, yani biz tanıştığımız dönemde Türkiye'de insanların bunlara değer vermediğini, bunların değerini bilmediğini ve bana eğer param varsa bu işe yatır, bu kilimler gelecekte çok değerli olacak. İnsanlar şimdi bunları, bu patchwork denilen bir kilim çeşidi var. Kesip eski kilimleri hani birbirlerine dikerek böyle yamalı tarzda kilimler yapılıyor. Bu kendir kilimleri bu iş için en ucuz malzeme olarak kullanıyorlar, kesiyorlar, biçiyorlar. Kendir olduğunu kimse bilmiyor. Sen bunları topla, bunların ben koleksiyonunu yapıyorum diyerekten başlayan bir ilgi beni acaba kendir konusunda başka neler var? Türkiye'de bu tanıştığım Amerikalı beyefendi tabii Türkçe bilmediği için çok fazla hani bu kilimler dışında Türkiye'deki kendirle ilgili neler var neler yok bilgisi yoktu, bu konuda araştırma yapamıyordu. Ben onunla tanışıp da bu kendir konusuna kilimler vasıtasıyla, bu eski kilimler vasıtasıyla ilgi göstermeye başlayınca bu araştırmalarım sonucunda çok ilginç bir şekilde yolum Hanönü'ne vardı. O da çok hoş oldu. Şöyle ki ben internette bir araştırma yaptım. Kendir kelimesini arayınca karşıma kendir kilimi yeniden yaşatma, Gökçe ağaç kilimini yeniden canlandırma projesi adı altında Kastamonu'dan bir haber çıktı. Bir yerel basın haberi çıktı. Ve gördüm ki Hanönü ilçesinde bu işle ilgili bir halk eğitim merkezinde kurs düzenlenmiş. Bu kurs için eski tip tezgahların, dokuma tezgahlarının, bu Gökçe ağaç kiliminin vakti zamanında dokunduğu tezgahların benzerleri yapılmış. Burada işte teyzeler genç insanlara öğretmişler ve böyle bir çalışma var. Aradım ben, Halk Eğitim Merkezi'nin telefon numarasını buldum. Aradım ve çok esprili bir şekilde orada karşımda telefonu açan kişi çok heyecanlandı.
Böyle İstanbul'dan birisi arıyor falan. Neden böyle bir çok çok ilgisini çekti ve dedi ki bizim dedi genel müdür şey oranın müdürü, genel müdürü tabii Halk Eğitim Merkezi'nin, o İstanbul'da aynı zamanda doktora öğrencisi, doktora yaptığı için Hayati Acun Bey arada İstanbul'a geliyor. Ben kendisiyle sizi buluştururum dedi. Biz İstanbul'da Hayati Bey'le tanıştık. Ve aynı zamanda sağ olsun yaptıkları çalışmalardan numuneler getirdi. O numuneler getirdiğinde ben bunları bizim Amerikalı uzmanla paylaştım. Biz gördük ki bunlar kendir değil. Ne yazık Türkiye'de en son işte Taşköprü'deki fabrika da kapandıktan sonra, daha sonra bir Gümüş Hacıköy'de bir fabrika var. Kendir konusunda iplik üretimi, ipsicim üretimi konusunda çalışan. Bu fabrikalar Türkiye'de kapandıktan sonra maalesef Türkiye'de kendir ipi üreten yok. Bunun için ithalat yapanlar da kendir pahalı olduğu için dünya piyasasında jüt ithal ediyorlar. Adına kendir diyorlar. Ve maalesef Hanönü'ndeki Halk Eğitim Merkezi'de jüt ipliği kendir diye kullanmak zorunda kalmış. Biz onlarla tanışıp ve bu Halk Eğitim Merkezi'ndeki çalışmanın arkasında Erdoğan Bey, Erdoğan Topuz Bey ile tanışıp acaba ne yapabiliriz? Biz bu arada işte kilim dokumak üzere zaten Romanya'dan gerçek kendir ipi ithal etmiştik. Acaba bunlarla ne dokuyabiliriz? Bunlarla ne ürünler yapabiliriz? İşte sizin de tezgahları da devreye alalım derken bu arada başka bir gelişme daha yaşandı. Biz daha öncesinde Türkiye'de hiç artık kendir tarımı yapılmıyor diye biliyorduk. Kendir artık ekilmiyor. Hani 2000'li yılların başına kadar belirli yerlerde olduğu ama işte 5 sene öncesine kadar, 10 sene öncesine kadar kime sorduysak biz eskiden ekerdik, artık ekmiyoruz cevabını alıyorduk. Şans eseri Erdoğan Bey yolda kendir taşıyan bir kamyonet görüyor. Ham kendir, kamyonet gidiyor yolda. Durduruyorlar, hop hemşerim hani nedir bu, nereden, nasıl falan derken biz keşfettik ki meğer en son Türkiye'nin Samsun Vezirköprü'nün Narlısaray, hatta Yukarı Narlı köyünde en son kendir ekiliyor. Allah Allah. Nedir, ne değildir diye, hatta bu bilgiyi aldığımız zaman kış mevsimiydi. Ben Erdoğan Bey'le birlikte şeye gittim. Samsun'a gittim, bu köye gittik ve öğrendik ki gerçekten Samsun Üniversitesi'nden bir hocanın desteğiyle artık bunların hiç müşterisi olmamasına rağmen, çünkü en son doğalgaz sektörü, kendir sarmak yani boruları kaynak yaptıkları veya işte birleştirdikleri zaman sızdırmazlık için kendir sardıkları böyle bir müşterileri varmış. Onun dışında herhangi bir müşteri kalmamış. Urgancılık zaten bitmiş. İşte fabrika yok, hiçbir şey yok. Böyle olduğu için hani ekmenin de pek bir anlamı yok. Ama işte o hocamızın Samsun Üniversitesi'nden, 19 Mayıs Üniversitesi'nden hocamızın teşvikiyle birkaç köylü hala ekmeye devam ediyormuş. Biz gittik. O sene Erdoğan Bey ile birlikte o köyde 26 aileye sözleşmeli tarım modeliyle kendir ektirdik. Ve o senenin sonunda, 2017 senesinin sonunda bizim elimizde o köyden almış olduğumuz, hem bunların ellerinde kalan, eskiden kalan lifler, hem o sene bizim için ektikleri lifler, hem de tohum, ata tohumumuz. O köyde yüzyıllardır hani o bölgemizde ekilen ata tohumumuz, tohumu da biz aldık ve o tohumu biz Kastamonu'na getirdik. O ilk sene 26 aileyle yapmış olduğumuz sözleşme sonucu almış olduğumuz lifleri de getirdik. Şimdi elimizde lifimiz var, tohumumuz var. Bu lifleri ne yapacağız? Urgan yapalım. Urgan içinde eski ustalar bulduk. O ustaların en genci 70 yaşa yakın bir abimizdi. O abimize Hanönü'nde ev tuttuk.
Hayır hayır, onu da başka bir yerden bulduk, Samsun'dan bulduk yanlış hatırlamıyorsam. Başka bir şehirden ya Amasya'dan başka bir yerden geldi, yani Kastamonu'dan gelmedi. Ona ev tuttuk han önünde. O sağ olsun genç işe aldığımız arkadaşlara öğretti, bize hocalık yaptı, bize el verdi ve bu şekilde biz hem urgancılığı hem de aynı zamanda şeyi ata tohumunu kendi ekimini Kastamonu'na geri getirdik. O ilk senenin sonunda ikinci sene itibariyle bu iş Türkiye'de yayılmaya başladı. Benden sonra bir sürü o köyü keşfedenler oldu. İstanbul'da çalıştaylar yapıldı. Daha sonrasında işte biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız konuyla ilgili demeç verdi falan. Olay tabii çok büyüdü. O köyde başka birileri geldiler. Onlar da sözleşmeli tarım yaptılar vesaire vesaire. Ama biz bu arada hem ilk olduk hem de olayı Kastamonu'na taşıdık. Çünkü Kastamonu'nun ben Erdoğan Bey'le tanıştıktan sonra, Hanuni ile çalışmaya başladıktan sonra öğrendim ki ne kadar bu işte bir geçmişi varmış. İşte sizinle de bu paylaştığım kitapları ben sahaflardan buldum. Kastamonu Kendiri 1935 basımı bir kitap. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nın bastırdığı memleketimizin ekonomik kalkınmasında başlı başına bir varlık. Evet, başlık bu. Bu Ahmet İhsan Matbaası tarafından basılmış 1935 yılında. Bu şekilde çok değerli bir kitap. Aynı şekilde 1938 yılından bir kitap elime geçti. Bu kitabımızda da Kastamonu kendirciliğinin vaziyeti umumiyesi diyor. Ülkü Basım Evi 1938 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Vekaleti Neşriyatı. Yani Ziraat Bakanlığı'nın sonuçta kitabı. Burada da çeşitli yönleriyle kendirden bahsediyor ve Kastamonu'daki bu işin özel konumundan bahsediyor. 1938 senesi. Bir de başka bir elime küçük belge geçti. Urgan Yapıcıları ve Kendir Ekicileri Küçük Sanat Kooperatifi Kastamonu. Bu da 1953 yılından burada bir 125 lira değerinde kendir yatırılmış kooperatife bununla ilgili böyle bir evet böyle bir mühürlü belgesi var. Raşit Yalçın Bey bir 125 kuruşluk bir kendir yatırmış 1953'te. 125 liralık pardon. Böyle bir tarihçeyle de Kastamonu'da karşılaşınca ve işin tabii ki dokumacılık boyutu da çok önemli. Yani kendir sadece urgan değil, dokumada da çok önemli yeri var. Kastamonu'nun dokumacılık kültürü sadece urgan kendirle alakalı değil. Bunun dışında ister pamuk olsun, ister keten olsun bu konuda da ne kadar derin bir geçmişi ve kültürü olduğunu ben öğrendikçe daha çok Kastamonu'ya açıkçası kanım ısındı. Daha çok gele gide ister mutfağıyla olsun ister tabii ki insanıyla her şeyin ötesinde ama diğer kültürel özellikleriyle ben de hani bir Fahri hemşehriniz oldum diyelim. Bu şekilde bizim hani kendi ektiğimiz kendirden biz şimdi birkaç sezondur artık onu Kastamonu kendiri diyebiliriz yani. Hani bizim han önünde ve çevre köylerde yapmış olduğumuz ekimle bu tohumu biz Kastamonu'ya da kazandırdık. Bu ata tohumumuz hani Kastamonu şartlarında da gayet güzel sonuç vermektedir. Geçen sezon bir tonun üzerinde tohum hasadımız var. Bir küçük yer aldım ben han önünde. Orada bir tesis projesi de yaptık. İşte ekonomik şartlar bilmiyorum ne kadar el verir, zaman ne gösterir. Şu ana kadar yaptığımız ürünler el ürünü, el işi diyebileceğimiz ürünler. Ama bunları bir fabrikaya daha büyük çaplı işlere dönüştürmek de isteriz. Böyle bir fabrika kurulursa yani hani ister ben bunu yapayım ister
başka birisi yapsın. Sonuçta yine aynı sözleşmeli tarım modeliyle birçok köylünün, birçok çiftçinin Kastamonu bölgesinde zaten tanıdığı, zaten bildiği ürünü yeniden ekmesi mümkün olabilecektir. Bu anlamda sağ olsun bütün hem belediye başkanımız, yani Kastamonu belediye başkanımız, hem farklı ilçe belediye başkanlarımız, herkes çok destek veriyorlar, çok olumlu bakıyorlar. Çeşitli organize bölgelerde böyle bir tesis kurulursa bedelsiz yer verileceği de konuşuluyor. Bu konuda gerçekten Kastamonu iyi bir yer, doğru bir yer. Ürün çok farklı sektörlerde kullanılabildiği için hani doğru yatırımın yapılması, doğru ürünün hani çalışılması, işte acaba gıda sektöründe mi ilerlemek lazım? Acaba elyaf, tekstil üzerine mi gitmek lazım? Elyaf dediğimiz zaman da tekstil elyafı var, teknik elyaf var. Teknik elyaf dediğiniz zaman iş işte kompozit, otomotiv, yedek parça vesaire vesaire, bu tip şeylere de gidebiliyor. Efendime söyleyeyim, işin diğer Türkiye'de şu an kanuni olarak mümkün olmadığı için gündemde olmayan ama dünya boyutunda gündemde ilaç olan işte sektörü, ilaç sektörü vesaire, hani bu konularda yine önemli konular. Bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde yani, diyelim önümüz, yani şu an için değil şu an için proje noktasında, düşünce noktasında yol açık ama uygulama noktasında tabii ki kanuni boyutta bazı değişikliklerin olması lazım. Türkiye'nin o değişiklikleri yaptıktan sonra umuyorum ki daha geniş bir yatırımcı talebi olacaktır. Yani açıkçası biz hep el işi ürünler yaptığımız için sonuçta aynı kategorinin altında sayabiliriz hepsini. Sonuçta dekoratif ürünler yapıyoruz. Ev dekorasyonuna yönelik veya evcil hayvan sektörüne yönelik ürünler yapıyoruz. Sanayi boyutunda bu işi değerlendirmek adına, tesis boyutunda bu işi değerlendirmek adına, örneğin mesela ben şunu söyleyebilirim. Zaten tarihi olarak, bir de ben urgancılıkla ilgili demin bahsederken aslında biz bir belgesel de çektik bu işleri yaparken. O belgeselimizi çekerken Germeç köyünde Sütçü Hüseyin abimiz, urgancıdır kendisi, mesleğini devam ettirir. Ona urgan yaptırdık. Onu belgeselimizde de çektik. Bizim sitemizde, web sitemizde var. Yani hani Kastamonu'da da bu işin ustaları var. Yani hani urgancılar sadece başka illerde değil. Hani bizim bulduğumuz, bize nazı geçip de gelip hocalık yapacak ustamızı başka yerden bulduk. Yoksa Kastamonu'da da ta Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alırken kullandığı biz urganların Kastamonu bölgesinden götürüldüğünü biliyoruz. Bununla ilgili yine urgancılığa yönelik olarak eğer bir ip ve sicim fabrikası Kastamonu'da kurulmak istenirse belki ince tekstil ipi, yani konfeksiyona yönelik olarak değil ama kaba, işte paketlemeye yönelik olarak kaba ince elyaftan artık maddeden yapılacak ikinci kalite sicim ve birinci kalite belirli bir kalınlığın üzerinde üretmek daha kolay. Özellikle işte yine urgan ve sicim olarak düşünüldüğü zaman birinci kalite. Böyle bir tesis Kastamonu'ya kurulabilir. Açıkçası benim yani hani benim kendisini yani çalıştığım makinesini, işte altyapısını çalıştığım da bir konu. Bu konuyu ben öneririm. Dediğim gibi kısmet, eğer bu konuda çalışmak isteyen Kastamonulu yatırımcılar da olursa ben çalışmak isterim. Son olarak efendim sizle birlikte hanımla Açıkçası farklı konularda yatırım mümkün. Biz sizin de bahsettiğiniz Çalıştay'da kağıt konusunu değerlendirdik. Kağıt önemli bir konu.
Selüloz üretimi açısından çok başarılı bir bitki kendir. Çok hızlı bir şekilde selüloz üretiyor. Yani bunu zaten o çalıştayda da hocalarımız belirttiler. Diğer konularda da açıkçası benim tavsiyem işin bir yerde satış tarafını çözebildiğiniz sektörde çalışmak daha doğru olur. Günümüz dünyasında ürün üretmek veya ürün temin etmek değil, ürün satmak daha, evet, ürünü pazarlayabilmek daha büyük marifet haline gelmiş durumda. O yüzden de örneğin eğer zaten tekstil sektöründe biz yine Kastamonu'da tanıştık. Bursa'da çalışan, Bursa'da yaşayan, çok ciddi işler yapan büyük fabrika sahibi Kastamonulu iş adamları var. Bu insanlar eğer çalışmak isterlerse, kendi zaten tekstil sektöründeler, zaten tekstil piyasasındalar, kendi bildikleri işte hani kendire yatırım yapmak isterlerse bence daha mantıklı olur. Sıfırdan hiç bilmediğiniz bir işte mal satmak kolay değil. Hani bu anlamda yani işin satış tarafını eğer çözebiliyorsa insanlar yatırım yapmalarını ben tavsiye ederim. Onun ötesinde eğer yani hani hobi anlamında, merak anlamında veya başka şekillerde de insanlar çalışmak istiyorlarsa, ilgi duyuyorlarsa bu da güzel, bu da güzel bir şey. Herkes büyük yapmak zorunda değil, herkes büyük başlamak zorunda değil. Çeşitli alanlarda mesela ben Rize'den insanlar tanıdım, bir karı koca balcılık, arıcılık alanında çalışmak istiyorlardı. Ufak bir tarlaları vardı, ektiler, yanlarına kovan koydular. Hani çok acayip bir şeyler olduğumu sanmıyorum ama yine de denediler. Yani hani bu şekilde de olabilir, insanlar farklı fikirlerini denemek için de çalışabilirler. Bu anlamda biz eğer elimizden gelen bir destek varsa şu an Hanönü'nde siz ona hazırız. Bölgelerde pilot bölge olarak çalışıyorsunuz. Evet, evet. Kastamonu'lu yatırımcılar, Kastamonu sanayici ve iş adamları bu noktada yatırım noktasında tercih ettiklerinde yeterli alan bulma noktasında yeterli alan var mı? Açıkçası ben yani yine fazla bilmemem, fazla bilmememe rağmen şöyle diyeyim. Kastamonu'nun çeşitli ilçelerinde kendir tarımı için çok rahatlıkla büyük alanlar mevcut. Buna insanlar da hazır. Farklı ilçelerde mümkün. İlle şu ilçe ya da bu ilçe olmak zorunda değil. Her yerde olabilir. Evet, evet, hiç şey değil. Sorun değil, sorun değil yani. Hani, bilgimiz dahilinde Hanönü'den Amerika'ya gittiğini biliyoruz. Ürünlerimizi daha biz Amerika ve Kanada'ya, Amerika'ya ve Kanada'ya ihraç ediyoruz. Onun dışında biz Avrupa'da da birkaç ülkeye ihracat yaptık. Belçika'ya ürün gönderdik. Orada hatta memnun kaldılar, yeniden sipariş verdiler. Fransa'da birkaç satış yaptık. Böyle bir şeye çalışmaya devam ediyoruz, evet. 2020 yılında da bu güzel çalışmalarınız devam etmesin diye. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Evet, Kastamonu bölgesinin mucize bitkisi kendiri konuştuk. Hanönü ilçemizde başlayan ve başta Amerika, Kanada, Avrupa ülkelerine de giden kilimle başlayan bir serüven yayınımız bundan böyle sektörünün enleri olarak önümüzdeki haftalarda devam edecek. Müzik